Türkiye Cumhuriyeti, Cumhuriyetimiz 100 yaşında. Bugünden itibaren her gün 100. yılın kanalı TV 100'de Cumhuriyet'e giden yolda nelerin yaşandığını aktaracağız. Özellikle de kurtuluştan kurtuluşa giden yolda simge şehirleri ve sembol yerleri ekrana getireceğiz. İlk durağımız İstanbul Şişli olacak. Çünkü Şişli'de bulunan 4 katlı evin Cumhuriyet'in kuruluşunda önemli bir yeri var sevgili izleyenler. O evde başlayan mücadele Cumhuriyet'in kurtuluşuyla taçlandı. Şişli'de Halaskar Gazi Caddesi'ndeki 4 katlı bu evde bir ülkenin kaderi değişti. Hem Mustafa Kemal Atatürk'ün kendisi hem de komutanlar ve burası bir karargaha dönüşüyor. Padişah ve İstanbul hükümeti artık her şeyin kabullenmesini istiyor ve vatandaşın da kabullenmesini istiyor. Yenilginin kabullenmesini, o düveli muazzama dediğimiz büyük devletler bize nasıl bir pay biçecekler, ona razı olmamızı istiyorlar. İşte Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları bu evde buna karşı geldiler. Ekim 1918'de her şeyin bittiği andı. Mondros mütarekesiyle ülkemiz artık kaybeden taraftaydı ve kaybeden tarafta olmanın bir yanı da şu, ülkemiz artık işgallere açık bir konumdaydı. Ve o tarihten itibaren hızlı bir şekilde yurdun çeşitli yerleri işgale başladı. Aralık 1918'de 5 aylık sürede bütün karargah burada. Kazım Karabekir geliyor buraya, Rauf Orbay geliyor, Refet Bele geliyor, Fevzi Çakmak geliyor ve ne konuşuyorlar? Vatan nasıl kurtarabiliriz? İsmet İnönü Kazım Karabekir'e demişti ki, herhalde demişti, her şey bitti. Şişli'deki Atatürk evindeyiz. Burası 1899'a kadar boş bir araziydi. Kasaplayan Osep Efendi 1910 yılında bu araziye işte bu binayı yaptırdı. 100 liraya satın aldı ve aslında o 100 liralık ev bütün memleketin, hepimizin de hayatını değiştirdi. Bu ev nelere tanıklık etti, neler yaşandı bu evde? Komutanlarda da umutsuzluk hakim ama Mustafa Kemal Atatürk en başından beri her şeyin bundan sonra başladığını ve bundan sonra başlaması gerektiğini de vurguladı. İşte şu anda 3. kattayız. Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi ve kız kardeşinin bulunduğu, kaldığı oda. Bir alt katta Mustafa Kemal Atatürk'ün kendi özel odası, yatak odası ve görüşme odası aynı zamanda, çalışma odası. Mustafa Kemal Atatürk'ün kişisel eşyaları var. Özellikle şunu göstermek istiyorum, bu çok bilindik bir süveteridir. Mustafa Kemal Atatürk'ün evlatlık kızıyla beraber videosu var. Tam bu süveter üzerinde. Müzenin giriş kısmı burası, giriş katı ve herkesi burada ne karşılıyor? Bir hitabe var. 1927'ye kadar İstanbul'a gelmemişti. İstanbul'a geldiği gün işte bu hitabeyi kaleme alıyor. Hitabenin başlangıcı da Halaskar Gazi'nin hitabeti olarak dile geldi. Burada İstanbul halkına ne kadar önem verdiğini, İstanbul'a ne kadar değer verdiğini, İstanbul halkının ne kadar çok sevdiği özetle anlatılıyor. Mustafa Kemal Atatürk, annesi Zübeyde Hanım ve kız kardeşi Makbule Hanım'la yaklaşık 5 ay yaşadı bu evde. Memleketi nasıl kurtarırız diye yüzlerce görüşmeyi de bu evde yaptı. Samsun'a Bandırma vapuruna giderken de son kez annesi ve kız kardeşini de bu evde gördü. Mustafa Kemal Atatürk burada aslında arkadaşlarını ikna etmeye uğraşıyordu. Niçin? Çünkü ülke artık uçurumun kenarında, harita başında bütün bu planları yapıyorlar. Hangi komutan nerede olacak? Mesela en büyük problemlerden bir tanesi Mondros mütarekesinde şöyle bir madde vardı. Türk ordusu terhis edilecek. İşte Mustafa Kemal Atatürk ordularınızı bırakmayın dedi. Kazım Paşa'ya, Ali Fuat Paşa'ya bırakmayın dedi ve ordular bırakılmadı. ...1913'ten 1918'e kadar ülkeyi
yöneten ve ülkenin kaderini belirleyen İttihat ve Terakki iradesi vardı. İttihat ve Terakkiciler yurt dışına kaçtılar. Geriye kim kaldı? Adı İttihatçılarla anılmamış, adı kirli işlerle anılmamış Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları kaldı. Mustafa Kemal Atatürk için şu çok zordu. Yani halk elindeki bütün imkanları kaybetmişti. Askeri olarak büyük bir kayıp vardı ve Birinci Dünya Savaşı gibi bir savaşı yaşanmıştı. Ve o savaştan sonra artık halk yeni bir savaşta istemiyordu. Bir tarafta halkın alıştığı bir ve benimsediği, derelerine kadar benimsediği bir yönetim var. Bir tarafta Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları diyor ki, hayır diyor, asıl diyor, ülkeyi biz kurtaracağız. Özgür olamayız, bu şekilde bağımsız olamayız, egemen olamayız diyor. Ağustos 1922'ye geldiğimizde bütün bu mücadele artık sona erdi. İşte 30 Ağustos 1922'yi anlatıyor bu tablo. Tabloda gördüğümüz an aslında Yunan komutan Trikopis Mustafa Kemal Atatürk'e teslim oluyor, kılıcını veriyor. Ve artık yenildiğini kabul ediyorlar. Zafer kazanıldı ve yeni bir Türk devleti artık doğdu. Mustafa Kemal Paşa da Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Mareşal ve Gazi unvanı verildi. Tarih 20 Eylül 1921. Evet. Biraz o günlere de gidelim mi? Zübeyde Hanım bu evde Mustafa Kemal Atatürk'e Mareşal ve Gazi unvanı verildiğinde Mustafa Kemal'e bir not gönderiyor. Aslında o notu da bu evde yazıyor. Evet. Milletin hakkındaki bu teveccüh ve iltimadı benim kadar kimseyi duygulandıramaz. Kız kardeşinle alnından öperek ve bağrımıza basarak seni tebrik ederiz diyor. Aslında yani o güzel haberi de bu evde almış oldular değil mi? Yani o düşünsenize böyle bir evlat ve ülkeyi kurtarıyor. Tam o ülkeyi kurtardığında gazetelerde küçük kırıntılar var. Ve gazeteler tabii bunu yazamıyor. Çünkü hala İstanbul işgal altında. Mustafa Kemal'in annesine, Zübeyde Hanım'a bu bilgiler geliyor ve büyük bir gururla bunu bahsettiğiniz işte mektupta da bunu Mustafa Kemal Atatürk'e söylüyor. Bir anne için çok gurur kaynağı. Bu evde başlayan bu serüven, bu mücadele hiç de kolay bitmedi. Ne şanlı bir zafer bu değil mi? Muhabirimiz Gül'ün ellerine sağlık, çok da güzel bir haber hazırlamış. Devam edeceğiz şimdi.